Her yıl havaların yavaş yavaş ısınmaya başladığı bu dönemler insanlara yazın gelişini müjdeler. Futbol hastalarına ise transfer mevsimini. Bugünkü içeriğimiz bu yaz transfer yapması muhtemel isimleri de anlatıyor olacak. Çünkü sizin için bitmek üzere olan sezonda en fazla süre alan ve performansıyla dikkat çeken 21 yaş altı oyuncuları listeledik. E malumunuz genç oyuncular her zaman transferin gözdeleridir. Kalecilerden başlayıp forvetlere kadar ilerleyecek. Abone olma konusunu değerlendirmeniz için birkaç saniyelik ara verdikten sonra başlıyoruz. Kalecilerle başladık. Maarten van de Voort ülkesinin Genk takımında forma giyen ve uzun zamandır bu yaş grubunun en potansiyellisi olarak gösterilen bir kaleci. Bakın az evvel introda bu listedeki oyuncuların büyük bir kısmının önümüzdeki yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimleri olacağını belirtmiştik. İnanır mısınız bilmem ama biz pazartesi bu listeyi oluşturup metinlendirmeye başlayıncaya kadar bazılarının resmi transferi çoktan açıklanmış oldu. İşte Belçikalı eldiven de onlardan biri. Leipzig 3 gün önce Maarten'in bonservisine 10 milyon euro ödediğini duyurdu ve biraz daha tecrübe kazanması için bu sezon tam 47 resmi maça çıktığı Genk'te bir yıl daha kalmasına izin verdiler. Van de Voort 2024 yılından itibaren Leipzig için ter dökecek. 2000 veya daha geç doğumlu kaleciler arasında bu sezon en çok süre alan bir diğer isim ise Ersin Destanoğlu. Geçen yıl Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Ersin, bu sezonda forma giydiği 41 resmi maçta kalesini 12 kez gole kapatmayı başardı. Kaleden servis yapma, kanatlara top dağıtma gibi departmanlarda gözle görülür bir gelişim gösteren file bekçisi, yeni teknik direktörü Valerian İsmail'in sisteminde önemli bir yer arz eden libero kaleciliği daha da yukarı taşıması halinde değerine değer katacaktır. 21 yaşındaki Destanoğlu şimdiden Avrupa'nın birçok önemli kulübünün radarına girmiş durumda. Sağ bek pozisyonuyla devam ediyoruz. Torino forması giyen Wilfried Tsingo, İtalyan ekibinin sadece 200 bin euro karşılığında Afrika'dan bulup getirdiği acayip bir genç yetenek. Fil dişili oyuncu anomali diyebileceğiniz bir seviyede olağan dışı bir fiziksel kapasiteye sahip. 1.90 boyunda olmasına karşın çok hızlı, çok çabuk ve aynı zamanda dengeli. Tüm bunlara ek olarak ayağı da gayet düzgün. Sahip olduğu bu ender kumaş onu çok değerli bir potansiyel yapıyor. Torino'da 3-5-2'nin sağ kenarı olarak oynayan Tsingo, 36 haftası geride kalan Serie A'da 35 maç oynadı, 3 gol attı, 4 de attırdı. İstikrar abidesi Fil Dişili'nin süre almadığı tek müsabaka ise kırmızı kart cezalısı olduğu Cagliari deplasmanıydı. City Akademisi çıkışlı olan Jeremy Frimpong, Ocak 2021'de Celtic'ten Bayer Leverkusen'e 11 milyon euro gibi ciddi bir rakama transfer olmuştu. Ve bu sezon beklentilerin ötesine geçen bir performans ortaya koydu. Mart ayında ayak bileğini sakatlayıp sezonu kapatmış olmasına rağmen 34 maçı devirdi. Süresiyle öne çıkan Frimpong, attığı 2 gol ve yaptığı 8 asistle kendi yaş grubunun en çok skor üreten sağ beki konumunda. Sağ bek pozisyonunda bahsetmemiz gereken bir diğer isim ise Antalyasporlu Bünyamin Balcı. 35 maç, 2 gol ve 4 asistlik karnesiyle bu yaz döneminde iç transfer piyasamızı oldukça kızıştıran oyunculardan biri olacak. Geçtik sol beklere. La Masia Akademisi'nden mezun olduktan sonra Dortmund'un yolunu tutan Sergio Gomez, sarı siyahlılarda bekleneni verememiş, göz alıcı yetenek setine karşın fizikalitesi düşük, cılız bir ofansif orta saha görünümündeydi. Sezon başında 2.2 milyon euro karşılığında Anderlecht'e transfer oldu ve genç hocası Vincent Kompany radikal bir kararla Sergio'dan bir sol bek çıkardı. Ama ne sol bek? 46 resmi maçla bu yaş kategorisinin en çok devamlılık gösteren oyuncusu oldu. Duran toplarda sol ayağını bir raket gibi kullanabilen 21'lik İspanyol bu sezon attığı 6 golün yanı sıra tam 16 tane asist yaptı. İskoç oyuncu Aaron Hickey de sezonun en iyi 21 yaş altı sol beklerinden bir diğeri. Eylül 2020'de İskoçya'nın Hearts kulübünden 1.7 milyon euro gibi makul bir bonservisle Bologna'ya transfer olan Hickey, bir önceki yılı kulübede geçirdikten sonra bu sezon ilk 11'e monte edildi. Biri koronavirüs, diğeri sarı kart cezası olmak üzere sadece 2 maç kaçıran İskoç, geçtiğimiz Mart ayında milli formayla da tanıştı. Bakalım Hickey yeni bir Andre Robertson olabilecek mi? Genel olarak dünya futbolunun bir sol bek üretme sıkıntısı olduğundan bahsedebiliriz. Bu ortamda Türkiye'den 2 tane 21 yaş altı sol bekin kendi kulüplerinde çok ciddi süreler alıyor olması bizim adımıza oldukça sevindirici bir gelişme. Bu isimlerden ilki elbette Rıdvan Yılmaz. Bu sezon 33 resmi maça çıkan milli oyuncumuz 3 gol atıp 4 asist yaptı. Son aylarda Dolmabahçe'yi dolduranlar arasında hatırı sayılır Avrupa kulüplerinin yetenek avcıları da vardı. Beşiktaş'ın bu yaz Rıdvan'ı takımda tutmak için ciddi bir mesai harcaması gerekebilir.
Diğer öne çıkan Türk oyuncuysa Eren Elmalı. 2685 dakikalık performansıyla tüm Avrupa'da Gomez ve Hickey'nin ardından bu yaş kategorisinde en çok süre alan sol bek konumunda. Transfer pazarlığı yapmaya gelen 4 büyük takım yöneticileri bu yaz sık sık satışlarıyla meşhur Kasımpaşa'nın kulüp binası önünde görüntülenebilir. Merkez savunmacılara geçiyoruz. Bu yaz Leipzig'e 15 milyon euroya mal olan Muhammed Simakan, önceki kulübü Strasbourg'da sadece 18 maç oynamış, kağıt üstünde Upamecano'nun yokluğunu bu çocuk mu dolduracak diyebileceğiniz bir transferdi. Ancak Leipzig son yıllarda transfer işlerinde doktora tezi yazıyor. Kısa süre içerisinde gördük ki modern oyunun tüm taleplerine karşılık verebilen hızlı, güçlü, teknik bir stoperdi. Şu ana dek 39 maçta forma giyen Fransız, harika bir sezonu geride bırakmak üzere. Sezon başında Konate ve Upamecano gibi önemli iki savunma oyuncusunu toplam 83 milyon euroya satan Leipzig'in savunmasına yaptığı bir diğer takviye de Josko Gvardiol'du. Euro 2020'de de boy gösteren Hırvat stoper 19 milyon euroya alınmıştı. 45 maçı deviren Josko da tıpkı partneri Simakan gibi harika bir sezon geçirdi. Başka bir deyişle sattığının yarısından daha azına ikişer yaş daha genç stoper aldı Leipzig. Profil olarak üçlü dizilişlerin prototip sol stoperi Gvardiol. Sol bekte de görev alabilen, ayağı çok temiz ve bir stoper için çok süratli bir oyuncu. Bonservisi Arsenal'da olan William Saliba sezonu Marsilya'da kiralık oynayarak tamamladı. Fransız ekibiyle hem Paris Saint-Germain'in arkasında ligde ikinci sıraya yerleşti hem de Konferans Ligi'nde yarı final oynadı. 50 maç barajını deviren Saliba, Lig 1'in en fazla isabetli pas yapan oyuncusu ve başarı yüzdesinde de 6. sırada. Arsenal seneye William'ı mutlaka kadrosunda tutmak isteyecektir. Gerçi Arsenal bu, ne yapacakları belli olmaz. Ajax Akademisi'nin son ürünlerinden Jurrien Timber, stoperliğinin yanı sıra sağ bek sol bek fark etmeksizin defans hattının her yerinde oynayabilen tam bir joker savunmacı. Çok fizikli değil ama yaşına göre oyun IQ'su gelişmiş, top ayağına yakışan, seri stil bir stoper. Ajax'ın bu sene oynadığı 47 maçın 42'sinde 11 başladı Timber. 3 gol ve 1 asistle çok başarılı bir sezon geçirdi. Eski bir Chelsea oyuncusu ki bu içerikte kendilerine sık sık rastlayacağız, Mark Guehi ile devam ediyoruz. Geçen yaz 23 milyona Palace'a satılan Guehi, Patrick Vieira'nın takımının ligin defansif açıdan en başarılı ekiplerinden biri olmasında büyük paya sahip. 40 maçta Palace'ın bu sezon en çok forma giyen oyuncusu. Bu etkileyici form Southgate'in gözünden de kaçmadı ve geçtiğimiz Mart ayında ilk kez milli oldu Guehi. Geçen Koundé'nin ismi geçiyordu, sanırım Chelsea'de bir stoper arıyormuş. Belçika Ligi'nden çıkıp Premier Lig'e uğramadan Serie A yapan ender futbolculardan Arthur Théâté var sırada. Fiziksel olarak üstün yeteneklere sahip, beast olarak tanımlayabileceğimiz sol ayaklı bir stoper. Belçika ekibi Ostende'de parlayan Théâté, sezon başında Bologna tarafından 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Bu sezon 33 maçta görev aldı ve şimdiden piyasa değerini ikiye katladı. Darphane gibi oyuncu basan Portekiz futbolunun bundan kısa bir süre öncesine kadar yaşadığı yegane kıtlık stoper pozisyonuydu. Öyle ki Ruben Dias'ın sakatlığı sebebiyle Euro 2020'ye 38'lik Jose Fonte ve Pepe'yi götürmek zorunda kalmışlardı. Fakat ülkenin en meşhur akademilerinden Sporting bu soruna da el atmış gibi gözüküyor. Geçen yıl A takıma yükselen solak stoper Gonçalo Inácio, elit bir stopere dönüşme potansiyeline sahip. Sezgileri son derece yüksek, sadece vücuduyla değil beyniyle de savunma yapabilen özel bir kumaş. Bu yıl tam 44 maça çıktı, 5 golün yanına 2 de asist ekleyerek hem milli takıma hem de üst seviye kulüplere göz kırptı. Monaco forması giyen Benoît Badiachil de sezonun çıkış yapan stoperlerinden ve enteresandır, o da sol ayaklı. Bundan bir 5-10 yıl öncesine kadar gerçekten bu kadar çok sol ayaklı stoper yoktu. Hatta solaklar bırakın stoperi, hep ön alanlarda değerlendirilirdi. Belki çok ufak bir detay gibi gözükebilir ancak sol stoperinizin taç çizgisine paralel pas atarak oyun kurması için bu bir zaruriyet. Ve bu talebi karşılamak için yeni jenerasyon solakların özel olarak yetiştirildiğini düşünüyorum. Badiachil'e dönersek, tavanı gerçekten çok yüksek bir savunmacı. 1.94 boyunda, sadece 75 kilo. Yani nasıl desem, böyle tay gibi bir stoper. Hem yerden hem havadan ekarte edilmesi çok zor bir isim. Fransa 21 yaş altı milli takımının kaptanlığını da yapan Benoît bu sezon 32 maçta forma giydi. Bu yaz Monaco'nun meşhur satışlarından bir yenisi olması işten bile değil. Ön liberolara geçmeden evvel bu topraklarda yetişen Cenk Özkaçar'dan da kısaca bahsedelim ki bakın, o da solaktır. Bonservisi Lyon'da olan Cenk, Belçika Ligi ekiplerinden Löwen'e kiralanmıştı. Burada takımının oynadığı 36 resmi maçın 34'ünde kesintisiz 90 dakika sahada kaldı. Rakip filelere 2 de gol bıraktı. Eminim bu devamlılığı onu yakından takip eden Lyon yetkililerinin ya da transfer etmek isteyecek kulüplerin dikkatini şimdiden çekmiştir.
Real Madrid geçen yaz Eduardo Camavinga'yı 31 milyon euro karşılığında renklerine bağlarken futbol kamuoyu sanırım nasıl bir soyguna imza attıklarının pek farkında değildi. Eduardo fiziksel gelişimini o kadar erken tamamladı ki Ren formasıyla sahaya ilk kez çıktığında sadece 16 yaşındaydı ve o günden sonra formayı da hiç çıkarmadı. Orta sahanın her yerinde, her rolde oynayabilen, merkezi tek başına kontrol edebilecek kadar yetenekli ve zeki bir oyuncu. Enerjisiyle ve biraz da pozisyon alma becerisiyle her taşın altından çıkan, her deliği tıkayan Camavinga bu yönüyle biraz Kante'yi andırıyor. Fakat top kullanma becerisi N'Golo'nun epey üzerinde. Henüz 19'unda olduğunu hesaba katarsak Camavinga Kante'nin bir üst sürümü gibi. Genç Fransız bu sezon Real Madrid formasıyla 43 maçta 2 gol ve 2 asist üretti. Aurelien Tchouameni bu transfer döneminin en gözde oyuncularından biri olacak ve muhtemelen yer değiştirecek. Transfer kulislerinde şimdiden Manchester United, Chelsea ve Real Madrid'i birbirine düşürdüğü konuşuluyor ki Madrid yaparsa Eflatun Beyazlılar adına en az Camavinga kadar iyi bir hamle olur. Tchouameni defans yönü daha kuvvetli ama hücum tarafında da pek zaafı olmayan, toplu topsuz yorulmak nedir bilmeyen 6-8 karışımı yeni nesil full paket çok modern bir orta saha oyuncusu. Bu sezon Monaco formasıyla tam 48 maça çıktı ve Eylül 2021'den başlayarak Fransa ile 8 kez A milli oldu. 2000 doğumlu bir oyuncu için 56 resmi maç, 4500 dakikaya yaklaşan bir sezon sanırım onun ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyordur ki bu değerin Monaco tarafından 75 milyon euro civarında belirlendiği konuşuluyor. Fransa milli takımının formasını 142 kez giyerek bu alanda rekoru elinde bulunduran Lilian Thuram yeteneğini oğullarına miras bırakmış gibi gözüküyor. Büyük oğlu Marcus'u Gladbach'tan tanıyoruz. 2001 doğumlu Kefren Thuram'a ise Nice formasıyla aşina oldu. Kefren de Monaco altyapısından yetişme ve Ocak 2019'da Nice'e bedelsiz transfer olmuş. O günden beri de düzenli olarak forma giyiyor. Bu sezonki karnesi 39 maç 4 gol 3 asist. Mücevher tüccarı Lille'in sezon başında Leicester'a yolladığı Soumaré'nin yerini doldurmak için sadece 7 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Amadou Onana var sırada. Belçika'yı tercih eden Senegal asıllı Onana epey enteresan bir kumaş. Hem fizikalitesi, hem defansif melekeleri, hem de top kullanma becerisi gayet yüksek. Şimdilik 6 numara oynuyor ancak ilerleyen yıllarda çok iyi bir iki yönlü orta sahada olabilir, oyun kurucu bir stoperdi. Takımının oynadığı tüm Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyen ve sezonu 40 maç 3 gol tek asistle tamamlayan Onana bu yaş kategorisinin en başarılı ön liberolarından biri. 3 Fransa Ligi orta sahasının ardından sırada 2 de Serie A oyuncusu var. İlki hepinizin yakından tanıdığı, yıllar sonra şampiyonluğa koşan Milan'ın vazgeçilmezi Sandro Tonali. İlk yılı kiralık olmak üzere toplam 17 milyon euroya mal olan genç İtalyan, Milano'ya geldiği günden beri toplam 80 maça çıkarak ne kadar isabetli bir transfer olduğunu herkese göstermişti. Bu sezon neredeyse hiç maç kaçırmayan Tonali'yi kısaca şöyle tanımlayabilirim. Kırmızı siyahlıların efsane kadrosundaki Pirlo ve Gattuso'dan tek bir oyuncu oluşturmak isteseydik ortaya çıkacak olan bu karışım Tonali olurdu. Hem agresif hem zeki, hem oyun kurabilen hem de top kapabilen. Kısacası modern futbolun aranan 6 numaralarından biri. Samuele Ricci adında yakışıklı bir İtalyanla bu mevkiyi tamamlıyoruz. Oldum olası 6 numara pozisyonunu hep daha farklı bir şekilde ele alan İtalyanların Tonali'den sonraki yeni yorumu son sürümü. Pirlo ekolüne yakın, oyun zekası ve pas kalitesi üst düzey bir regista'dan bahsediyoruz. Fakat bu regista işin savunma tarafından da ödün vermiyor. İlk devreyi Empoli'de geçiren Ricci, Ocak ayında 8,5 milyon euro zorunlu opsiyonla Torino'ya transfer olmuştu. Genel toplamda 31 maç oynayan Samuel, İtalya gibi sert bir ligde genç yaşına karşın Serie A'nın maç başına en fazla top kazanan 5 orta sahasından biri konumunda. Sekiz numaralara geçtiğimizde karşımıza bir Chelsea oyuncusu daha çıkıyor. Fakat bu kez bonservisi Chelsea'de olup Crystal Palace'da kiralık oynayan bir oyuncu. Gallagher bu sezon Premier Lig'in en büyük çıkışına imza atan çift ayaklı ve iki yönlü bir orta saha. 2000 doğumlu İngiliz çoğunluğu 90 dakika olmak üzere 36 maçta forma giydi. 8 gol ve 5 asistle toplam 13 gol katkısı yaptı. Gallagher bu performans sayesinde 3 kez de milli oldu. Önümüzdeki sezon Tuchel'ın vazgeçilmezlerinden birine dönüşebilir. City'nin 5 yıl önce 2,5 milyon euro yatırım yaparak Kızıl Yıldız'dan aldığı Ivan Illich geçtiğimiz yaz 7,5 milyon euro karşılığında Serie A'ya gelmişti. Kısa sürede Igor Tudor'un vazgeçilmezi haline gelen Sırp oyuncu 36 muhtemel maçın 33'ünde ilk 11'deydi. 3-4-3 oynayan Verona'nın sağ iç koridorunu parselleyen gerek teknik kapasitesi gerek dinamizmiyle fark yaratan bir Mezzea rolünü üstleniyor. 2 gol 5 asistle hem takım performansı hem bireysel olarak oldukça başarılı bir sezonu geride bırakmak üzere.
Milli oyuncumuz Orkun Kökçü de muhteşem bir sezonu geride bırakmak üzere ve bu transfer mevsiminin gözlerinden olacağı kesin gibi. Feyenoord formasıyla Konferans Ligi'nde finale yükselen Orkun, Dusan Tadic'in ardından Hollanda Ligi'nin en fazla kilit pas atan oyuncusu. Sezonu 48 maç, 9 gol, 9 asist ve belki de futbol tarihinin ilk Konferans Ligi kupasıyla kapatacak. Listemize giren en genç ikinci oyuncu var sırada. Eğer U18 içeriği yapmış olsaydık Gavi yine burada olacaktı. 2004 doğumlu İspanyol bu sezon yükseldiği A takımda hemen ilk 11'e yerleşti ve neredeyse her maçta forma giydi. Xavi'nin en genç prensi bu sezonki 45 maç 2 gol 6 asistlik performansıyla La Masia'nın son ve en fiyakalı ürünlerinden biri olduğunu gösterdi. Geçelim bir başka Katalan Pep Guardiola'nın prensine. Phil Foden'ı merkez orta saha kontenjanından listeye almış olsak da henüz nerede oynadığını biz de çözebilmiş değiliz. Hatta belki kendisi de bilmiyordur. Sahanın her bölgesini opera edebilen Foden, Pep tarafından bazen merkez orta saha, bazen sol kanat, bazen de sahte 9 olarak kullanılıyor. Hatta bazen mevkisi maç içinde bile birkaç kez değişebiliyor. Böylesine geniş tanımlı bir rolün altından kalkabilmek için üst düzey bir oyun zekası gerek ve bu Phil de fazlasıyla mevcut. Ekstrası ise dinamikliği, çabukluğu, pres oyunundaki çalışkanlığı, hemen hemen her Manchester City oyuncusunda bulunan ilk kontrol, pas ve dribbling gibi teknik yeteneklerini saymıyorum bile. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de utanmadan skor yapıyor Foden. 43 maçta ürettiği 14 gol ve 11 asistle 25 gol katkısı yapmış durumda. İngilizlerden devam. Jude Bellingham boyuna posuna bakınca 18 yaşında olduğuna inanması epey güç biri. İşin garibi Birmingham forması giydiği dönemde, yani 16 yaşındayken de böyleydi. Bir çeşit fiziksel anomali Jude. Mutant seviyesinde bir atlet. Bu yaz transfer yapar mı bilmiyorum ama onu gözüne kestiren kulübün epey yüklü bir meblağı gözden çıkarması gerekecek. Kaleci hariç her pozisyonu oynayabilecek kadar komple bir paket ki zaten bu sezon 5 farklı mevkide görev yaparak 43 maça çıktı. 6 gol atarken tam 13 tane asist üretti. 1.90 boyundaki güçlü ve patlayıcı bir futbolcu da bunca teknik kalite ve böyle bir oyun zekası. Sanırım Ajax Akademisi'nin çılgın profesörleri Ryan Gravenberch'in üzerinde bazı gizli deneyler yapmış. Ryan ağırlıklı olarak 8 numara gibi oynasa da 6'yı oynayabilecek kadar yüksek bir oyun algısına, 10 numarayı oynayabilecek kadar da teknik yetenek setine sahip. Nasıl ki yeni jenerasyonda sol ayaklı stoperler dikkatimizi çekmişti, orta sahacılarda da ofans, defans ya da geçiş olmak üzere oyunun 3 halini de oynayabilenler dikkat çekiyor. Ryan bu sezon forma giydiği 42 maçta 3 gol atıp 6 asist yaptı. Merkez orta saha pozisyonundaki son konuğumuzsa Luka Sučić. Avusturya doğumlu Luka aynı zamanda Hırvatistan vatandaşı ve Hırvatistan milli takımını tercih etti. Bu sezon Salzburg formasıyla 42 maçta 10 gol ve 5 asist üreten Sučić yeni Modric etiketiyle geliyor. Fakat çok daha fizikli bir oyuncu olduğunu söylemek gerek. İlla benzeteceksek adaşının Tottenham'daki yıllarını hatırlatıyor çünkü derini değil sağının daha ön bölgesini opere ediyor. 2020 yazında Hakim Ziyech'i Chelsea'ye satan Hollanda ekibi yerini São Paulo'dan 16 milyon euroya getirdiği Anthony adındaki bu genç sambacıyla doldurdu. Akıllara durgunluk veren bir top tekniğine sahip olan Anthony, aradan geçen 2 yılda tam isabet bir transfer olduğunu kanıtladı. Nisan ayının başında sakatlanıp bu sezonu kapatmış olmasına rağmen 33 maçta 12 gol ve 10 asist yaparak her 3 maçın ikisinde skora doğrudan etki etti. Bukayo Saka için önceki yaz pek de iyi geçmemişti aslında. İtalya ile oynadıkları Euro 2020 finalinde son penaltıyı kaçırmış ve ardından bazı ırkçı saldırıların hedefi olmuştu. Örnek vermek gerekirse aynı maçta penaltı kaçıran Rashford ve Sancho kötü birer sezonu geride bırakırken Saka oradan ayağa kalkmayı başardı. Arsenal yıllar sonra Şampiyonlar Ligi biletini almaya ilk kez bu kadar yakın ve Bukayo tek bir Premier Lig maçı kaçırmadı. Toplam 40 maça çıktı, 12 gol 6 asist üreterek henüz başında olduğu kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi. Real Madrid'in mucize çocuğu var sırada. Rodrigo 2019'da Santos'tan 45 milyon euro gibi ciddi bir bedelle transfer edilmişti. Bu rakamın karşılığını verebilmesi için kulübede koltuk ısıtan bir oyuncudan daha fazlasını göstermesi gerekiyordu ve genç Brezilyalı bu sezon bunu başardı. Belki hala net bir ilk 11 oyuncusu değil ama önemli bir faktör. Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve Manchester City karşısında oyuna sonradan dahil olup attığı gollerle Real Madrid'e hayat veren bir faktör. 45 maçta toplam 8 gol ve 9 asist üreten Rodrigo, yeni bir yapılanma sürecine doğru giden İspanyol devinde bu yeni yapının çok önemli bir parçası olabileceğini kanıtladı.
Bir kez daha karşımıza ligimizde forma giyen bir oyuncu çıkıyor ve mutlu oluyoruz. Galatasaray altyapısının meşhur 2000 jenerasyonunun bir üyesi olan Yunus, ilk çıktığı günden beri topu ayağına aldığı anda topu ilk kontrol ediş şekliyle bile hissedebileceğiniz sınıf bir teknik yetenek setine sahipti. Ancak o yaş grubundaki her yetenekli Türk gencinde rastladığımız karar mekanizması soru işaretleriyle doluydu. Fakat Yunus bu sezon çıktığı 36 maçta yaptığı 8 gol ve 14 asistle tüm Avrupa'da Vini'nin ardından en çok gol katkısı yapan 21 yaş altı futbolcu oldu. Şayet bu formu Adana'dan Florya'ya taşıyabilirse önümüzdeki sezon Galatasaray'ın en büyük transferi olacaktır. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği sürpriz performansla dikkat çeken Villarreal'den Jeremy Pino ile devam edelim. Pino yeni nesil kanat forvetlerden ziyade oyun kurma becerisi olan klasik kanatlara daha yakın bir profil. Aşırı süratli ya da patlayıcı sayılmaz fakat teknik becerisi göz alıcı. Her iki ayağını da kullanabilen ve gerektiğinde ofansif orta saha gibi de oynayabilen top ayağına yakışan bir futbolcu. 2002 doğumlu Pino bu yaş grubu için beklenmedik derecede olgun ve oyun algısı yüksek bir genç adam. Bugüne kadar 4 kez İspanya A milli takımının forma da giyen Jeremy sezonu 40 maç 7 gol ve 4 asistle geçirdi. Bu sezon olmasa bile pek yakın gelecekte Avrupa'nın devlerinin transferi için kuyruğa sokacaktır. Dinamo Moskova forması giyen Arsene Zakaryan listemize giren en genç oyunculardan biri. 2003 doğumlu Arsene orta sahanın her yerinde oynayabilen bir başka komple paket. Mentalite olarak sürekli hücumu düşünen, ceza sahası etrafında ve hatta içerisinde gol aramaktan çekinmeyen çok tehlikeli bir oyuncu. Rus takımlarının UEFA organizasyonlarından ihracıyla birlikte soluğu 5 büyüklükten birinde alması muhtemel bir oyuncu. 18'lik Rus bu sezon neredeyse takımının tüm maçlarında forma giydi, 31 maçta 7 gol 9 asist üretti. Bu sezona tam anlamıyla damgasını vuran bir oyuncu var sırada. Meşhur hikayeyi duymuşsunuzdur fakat duymayanlar için kısaca bir kez daha anlatalım. Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi maçının devre arasında Karim Benzema soyunma odasına giderken Vinicius'u işaret ederek vatandaşı Ferlan Mendy'ye kendi dilinde şöyle söylemişti. Topu verince geri alamıyoruz, ona pas atma. Yemin ederim o karşı taraf için oynuyor. Aradan sadece bir yıl geçti ve bugün Vinicius Junior Karim'in en güvendiği suç ortağı haline geldi. Real Madrid bu sezon sadece bu ikilinin işbirliğinden 16 tane gol kazandı. Vinicius sadece fiziksel olarak değil mental olarak da büyük bir eşiği atlamış, adeta bir aydınlanma yaşamış gibi gözüküyor. Daha geçen yıla kadar köşe gönderinin orada topla dans etmek için yaşayan bencil Vini gitti, yerine rakibini ekarte etmek için en kısa yolu arayan kurnaz Vini geldi. Elbette bu gelişimde oyuncu yönetimi konusunda ihtisas sahibi Don Carlo'nun da payını unutmamak lazım. Vinicius bu sezon 49 maçta 18 gol ve 19 asist üreterek tam 37 gol katkısı yaptı ve bu alan 21 yaş altı oyuncuların en başarılısı oldu. 10 numara ya da forvet arkası diye adlandırılan bölgeyle devam ediyoruz ve bu kez karşımıza çok alışılmadık bir kumaş çıkıyor. Kulüp Brugge forması giyen Charles de Keitelare 1.92'lik bir ofansif orta saha. Çok çabuk bir oyuncu mu? Hayır, zaten o boyla çok da kolay bir şey değil. Ama onun asıl fark yarattığı alan ortalamanın çok üstündeki oyun zekası. Topun düşeceği yeri, atağın sonlanacağı bölgeyi herkesten önce, herkesten çabuk sezinleyebildiği için bir anda golün olacağı yerde bitebiliyor. Sadece boyu değil bacakları da çok uzun Belçikalı'nın. Bu fiziksel yapısı top kazanma ve top saklama konusunda da ona epey yardımcı oluyor. Üstelik muhteşem bir sol ayağa sahip olması da cabası. De Keitelare 46 maçta 18 gol atıp 9 da asist yaparak son derece parlak bir sezonu geride bıraktı. Dominik Szoboszlai ünlü içecek firmasının futbol dünyasına armağan ettiği son komple paket. Leipzig forması giyen Macar futbolcu pozisyonsuz diyebileceğimiz kadar çok yönlü bir isim. Bu sezon 7 farklı mevkide süre alan Dominik oldukça teknik bir ofansif orta saha olmasına karşın top rakipteyken kadrajda göremeyeceğiniz bir oyuncu değil. Takım oyununa yatkın, çalışkan ve taktiksel sadakati yüksek bir oyuncu. İyi duran top kullanan ve sağ ayağından mesafe tanımayan şutlar ateşleyebilen Szobo bu sezon Leipzig'te 43 maç oynadı, 10 gol ve 8 asist kaydetti. Bundesliga'da oldukça iyi bir sezon geçiren Bayer Leverkusen'in yeni Kai Havertz'i, akademi çıkışlı Florian Wirtz var sırada. Wirtz için baştan sona mutlulukla geçen bir sezon olmadı, zira Mart ayında çapraz bağ kopartıp sezonu kapattı. Fakat sahada olduğu bölümde takımını o kadar iyi yönetti ki hem Leverkusen hem de talipleri geri dönüşünü büyük bir özlemle bekliyor olacak. Bu süreçte 4 kez de A-milli takım forması giyen Wirtz sadece 31 maçta 10 gol ve 14 asist gibi rakamlara ulaşarak göz alıcı bir sezonu geride bıraktı.
Porto'nun ele avuca sığmayan süper solağı Fabio Vieira da isminden epey söz ettirdi bu sezon. Fabio takımının direkt 11 oyuncusu değil fakat hocası Conceição ona süre verebilmek için çıkan her fırsatı değerlendiriyor. Her maç ama yarım saat ama 15 dakika mutlaka oyuna sokuyor. Hatta birkaç maçta sol bek bile oynadığı oldu. Fabio da hocasının güvenini boşa çıkarmayarak aldığı kısıtlı sürelere 7 gol 15 asist sığdırdı ki bu durum onun her 89 dakikada bir skor katkısı yaptığı anlamına geliyor. Önümüzdeki sezondan itibaren Porto'nun o süslü vitrininin en ön sıralarında kendine yer bulacaktır. Sahi, epeydir bir Chelsea oyuncusundan bahsetmiyorduk. Alın size Jamal Musiala. Aslında Jamal Almanya Stuttgart doğumlu. Fakat ailesi o 7 yaşındayken İngiltere'ye göç ediyor ve Jamal önce Soton sonra da Chelsea altyapısında oynamaya başlıyor. Aynı zamanda baba tarafından Nijerya pasaportu da var. Nasıl? Kafalarımız biraz karıştı değil mi? Chelsea yöneticilerinin de o dönem biraz kafası karışmış olsa gerek 2019 yazında Alman devi Bayern Münih her nasıl becerdiyse 200 bin euro karşılığında Chelsea'yi ikna edip Musiala'yı kadrosuna katıyor. Geçen yıl A takıma yükselen ve Alman milli takımını seçip 11 kez de A milli olan 2003 doğumlu Musiala kendi yaş grubunun en yüksek potansiyelli oyuncusu olarak öne çıkıyor. Yumuşacık bilekler, üstün teknik kapasite, Alman disiplini, çalışkanlık, Nijeryalı genlerinin mirası olan sürat ve patlayıcılık. İhtiyacınız olan her şeye sahip bu genç adam. 19 yaşındaki Jamal bu sezon Bayern formasıyla tam 39 resmi maça çıktı, 8 gol ve 6 asist kaydetti. Özbeöz Kuzey Londra çocuğu ve Arsenal altyapısı ürünü Emil Smith Rowe'la devam ediyoruz. Premier Lig severler gayet iyi bilir ki bu sarışın ve hafif çelimsiz görünümlü arkadaş epey süratli ve zeki bir ofansif orta saha oyuncusu. Gol sezgisi ve alan işleme kabiliyetiyle ceza sahasında topun düştüğü yerde bitiveren bir fırsatçı. Genç yaşında Arsenal'ın 10 numaralı formasını kapan Smith Rowe, kanat forvet gibi de oynayabilen çok yönlü ve takım oyununa yatkın bir isim. Bu sezon 35 maçta forma giydi, 11 gol attı, 2 kez de attırdı. Belki bu bahsi geçen isimler arasında maç sayısı biraz düşük kalmış olabilir fakat pozitif ayrımcılık yapacağımız bir isim varsa bırakın o da Arda Güler olsun. Çünkü oynadığı kısıtlı süreye rağmen yaptıkları sadece bizi değil Avrupa'nın dört bir yanından yetenek avcılarını da konuşturmaya başladı. Arda aynı zamanda bu listeye giren yaşı en küçük oyuncu. 16 yaş ve 5 aylıkken çubukluyu sırtına geçiren Güler sahada kaldığı toplam 373 dakikada 3 gol ve 5 asist üreterek her 46 dakikada bir skorboardun değişmesini sağladı. Dahası şampiyonluk hedefinden uzak kalan Fenerbahçe taraftarlarına maçları yeniden coşkuyla takip etmek için bir sebep verdi Arda. Zira Arda'nın piyasaya çıkışını ve gelişimini takip etmek bu sezon Süper Lig'deki en heyecan verici şeylerden biriydi. Forvet oyuncularına geçiyoruz ve elbette bahsetmemiz gereken ilk isim çiçeği burnunda Manchester City'li Erling Haaland. Norveçli golcü belki de ileride biz onun çocukluğunu biliriz diye anlattığımız bir efsane olacak. Zira 16 yaşından beri kendisini izliyoruz ve hala sadece 21 yaşında olduğuna inanmak biraz güç. Haaland üst üste 2 sezon 40 gol barajını devirdikten sonra bu yıl sakatlıklar sebebiyle biraz vites küçültmek zorunda kaldı ve 29 resmi maçta 28 gol 8 asist üretti. Evet yanlış duymadınız, bu onun küçük vitesi. Zaten bu bile 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinin tek kalemde ödenmesine yetti. City'den yıllık 30 milyon euro kazanacağı belirtilen Erling Haaland'ın yeni hocası Pep Guardiola ile nasıl bir oyuncuya dönüşeceği şimdiden gelecek sezonun en merak edilen hikayesi. Sassuolo forması giyen Giacomo Raspadori çift forvetli sistemlerin ideal yardımcı forveti. 1.72'lik boyuyla belki tek başına 9 numara oynamaya fiziği yetmeyebilir fakat yanına Scamacca gibi bir canavar koyarsanız Raspadori muhteşem bir ikincil forvete dönüşür. Her iki ayağında çok etkili kullanabilen İtalyan forvet, topsuz oyundaki becerisi, çabukluğu ve göz alıcı dribling yeteneğiyle rakip savunmacıların genellikle unuttuğu ve unuttuğuna pişman olduğu bir tehdit. Bu sezon 36 maçta 10 gol 6 asist süreten Raspadori bugüne dek 9 kez İtalya milli takım formasını giydi ve 3 kez de ağları sarstı. Kış transfer döneminde piyasayı en fazla meşgul eden isimdi Dusan Vlahovic. Pazara ismi düştüğü günden itibaren onu alabilecek güce sahip olan her takımla ismi yazıldı. Fiorentina formasıyla ortalığı birbirine katan Dusan için en ciddi teklifi Juventus yaptı ve 81 milyon euro karşılığında bu transferi bitirdiler. Sırp golcünün en keskin özelliği A sınıf bir bitirici olması fakat tek özelliği bu değil. 1.91'lik Dusan kuvvetli, çabuk ve dengeli. Topsuz oyunda rakip savunmaların ensesinden ayrılmayan çalışkan bir yırtıcı forvet. Son 2 yılda Serie A'da ondan daha fazla gol atan tek oyuncu Immobile. Vlahovic'in bu sezon Fiorentina ve Juve'deki toplam istatistikleri ise 42 maç, 27 gol, 6 asist.
Euro 2020'nin en genç 5 oyuncusundan biri olan Çek yalı fiziken erken olgunlaşanlardan. 1.88'li Klozek Sparta Prag'da ağırlıklı olarak santroforun arkasında ikinci forvet gibi oynamasına karşın takımının hem en çok gol atan hem de en çok asist yapan oyuncusu oldu. Son dönemde Suçek, Kufal ve Alex Kral gibi Çek yalıları kadrosuna katan Premier Lig ekibi West Ham United'ın bu yaz Klozek'i de kadroya dahil edeceği konuşuluyor. Son bir yılda 14 kez A milli formayı giyen Adam'ın böylelikle çalışma izni sorunu da ortadan kalkmış durumda. Bu sezon 44 resmi maçta oynayan Klozek 11 gol ve 15 asist üretti. Haaland transferi açıklandıktan çok kısa bir süre sonra Karim Adeyemi'nin Dortmund'la olan anlaşması duyuruldu. Malum transfer biraz da böyle bir iş. 75 milyon euronun yer değiştirmesi bir miktar domino etkisi yaratabiliyor. Adeyemi'nin en belirgin özelliği sürati ve patlayıcılığı. Belki bir Mbappe ya da Vinicius seviyesinde değil ama onların bir basamak altına yazılabilecek kadar hızlı. Nijerya asıllı Karim çift ayaklı ve her iki yöne de çalım atabilen sürprizli bir oyuncu. Nihayet bu sezon oyununa skorerlik de ekledi ve geçen yılki gol sayısını ikiye katlamayı başardı. Salzburg formasıyla çıktığı 42 resmi müsabakada 23 gol ve 8 asist yapan Adeyemi için Dortmund transfer sezonunun açılmasını bile beklemedi. Bayern Münih'in 2017'de Feyenoord altyapısından renklerine bağladığı Joshua Zirkse sezonu Anderlecht'te kiralık oynayarak oldukça verimli geçirdi. 1.93'lük pivot santrafor muazzam fiziği sayesinde Belçika Ligi'nde büyük fark yarattı. Son vuruşlarını keskinleştirip oyun zekasını da bir miktar ilerletebilirse bir ihtimal Lewandowski'den sonra Bayern'in 9 numarası olmak için bir şansı olabilir. Bu yıl 44 maçta 18 gol atıp 11 gol pası verdi ve çok yönlü bir santrafor performansı sergiledi. Bugün 21 yaş altı gençlerden bahsettik. Yaşınız kaç olursa olsun zaman sahip olduğunuz en değerli şeydir. Ve bunu bize ayırdığınız için size çok teşekkür ederiz. Hastalık bu futbolu izlediniz. Hoşça kalın.